Kardeşlerim, mübarek Ramazan ayının 7. gününde Bursa'mızda sizlerle bir arada olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bizleri iftar sofrasında buluşturan Rabbimize binlerce şükürler olsun. Ankara'dan sizlere selam getirdim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selam ve muhabbetlerini sizlere getirdim. Bunun bahtiyarlığıyla ben de her birinizi enişten, saygı ve sevgi devletlerimle selamlıyorum. Anadolu'nun, Balkanların, Rumeli'nin ve Türkistan medeniyetinin merkezi şehri Bursa'da sizlerle bir araya gelmekten büyük bir şeref duyuyorum. Şu an bulunduğum kürsüden Balkanların bütün renklerini, bütün şehirlerini, bütün güzel insanlarını görüyorum. Bu his ancak Bursa gibi medeniyet başkentlerinde yaşanabilir. Geniş bir coğrafyanın kimliği ve tarihi birikimi adeta tek bir şehrin bünyesinde bir araya gelmiş. Bu bir tesadüf mü? Elbette değil. Bu birliktelik, bu zenginlik bize şanlı tarihimizin bir mirasıdır. Rivayeti biliyorsunuz, malumunuz. Bursa'da Medfun Osman Gazi bir gece rüyasında ulu bir çınarın büyüyüp yeşerdiğini görür. Rüyasını anlattığı Şeyh Edeb Ali, bunun bütün cihana yayılan koca bir devletin müjdesi olduğunu ifade eder. Bu coğrafya, işte o koca devletin kök saldığı topraklardır. Bugün bile Balkanların her bir köşesinde Bursa'dan bu şehrin başkentlik ettiği o büyük devletten izler görüyoruz. Bizler bunu canlı şahitleriz. 1,5 ay kadar önce arkadaşlarımla birlikte Bulgaristan'da bir resmi ziyaretteydik. Resmi temaslarımızı tamamlamamızın ardından biliyorsunuz Sofya'da Kadı Seyfullah Efendi Camii var. Oraya diğer ismiyle Banyabaşı Camii. Sofya'nın göbeğinde ecdat yadigarı 450 yıllık bir kutsal mabetten söz ediyor. Türkiye'nin restore ettiği bu tarihi cami hakkında bilgi alırken baş müftülükten bir kardeşimiz şunları söyledi. Hamdolsun camimiz Balkan Türklüğü, Balkan Müslümanlığı gibi dimdik hayatta. Türkiye var oldukça, sizler var oldukça, Balkanların, Rumeli'nin dört bir yanındaki kardeşlerimiz var oldukça hep birlikte dimdik hayatta kalacağız. Memleketimiz de, medeniyetimiz de dimdik hayatta kalacak. Çok değerli kardeşlerim, bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola çıkarken sınırlarımızın ötesindeki soydaşlarımıza ve din kardeşlerimize de destek olmayı temel öncelik olarak belirledik. Bu doğrultuda son 21 yılda yardım ve destek konusundaki milli kapasitemizi her alanda güçlendirdik, yaygınlaştırdık ve kurumsallaştırdık. Bugün itibariyle devletimiz, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz neye ihtiyaç duyarsa hemen gereğini yapabilecek duruma geldi. TİKA Başkanlığından itibaren 21 yıldır tüm görevlerinde bu sürece katkı sunmaktan büyük bir onur duyuyor. Bugün şu anda bu salonda aramızda bulunan birçok arkadaşımız da bu uzun yolculukta hep birlikte Balkan Türklerine hizmet etmenin derin mutluluğunu yaşadık. Bizler hepimiz bu davanın daimi neferleriyiz. Şimdi ise bu misyona katkıyı Dışişleri Bakanı olarak sürdürmekteyim. Görevler değişir ama dava baki kalır. Hiç endişeniz olmasın. Balkanlar ve Rumeli her zaman önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Devlet olarak bölgemize dair çalışmaları yürütürken sivil toplum kuruluşlarımızdan el ele veriyoruz. Biz hayırda bulunmayı seven ama yaptığı hayırlardan bahsetmekten pek hoşlanmayan bir milletiz. Bu meziyet bir gerçeği değiştirmiyor. Bursa, valiliğiyle, belediyeleriyle,
Balkoç başta olmak üzere sivil toplum örgütleri ve dernekleriyle, iş insanlarıyla, gönüllüleriyle Balkanlarda büyük hayırlı işlere imza atıyor. Tarih eserlerimizin restorasyonunda yeni cami ve mescit inşasına, zor durumdaki kardeşlerimize el uzatmakta toplu iftarlara, nice hayırlı işlerde Bursalı kardeşlerimizin hep ön safta olduğunu çok şükür görüyoruz. Bu hususta örnek faaliyetleriyle dikkati çeken Bursa Büyükşehir Belediye'mizi yürekten kutluyorum. Ali Nur Başkanımızın liderliğindeki belediyemizin sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirdiğini görmek hakikaten bizler için gurur verici. Bugünkü ziyaretinde de buna bir kez daha şahit olma imkanım oldu. Belediyemiz şehirdeki güzel icraatlarına ilaveten bir yandan da Balkanlardaki kardeşlerimize destek olmaya devam ediyor. Bu yüzden Bursa Büyükşehir Belediyesi sadece yerel düzeyde değil, Balkanlarda da sorumluluk üstlenen stratejik bir aktör haline gelmiş durumdadır. Ali Nur Başkanımızın sizlerin de desteğiyle inşallah yeniden seçilerek bir dönem daha bu kutlu göreve devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük isteklere ve hayırlara imza atacağına inanıyorum. Bu noktada ilçe belediyelerimize de güzel hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kim soydaşlarımıza, din kardeşlerimize omuz veriyorsa, davamıza destek veriyorsa, taş üstüne taş koyuyorsa Allah ondan razı olsun. Çok değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan ayındayız. İfrar sofrasındayız. Tüm dünya zorlu bir dönemden geçiyor. Dünyamızın ve bölgemizin nereye gittiğini iyi ve doğru okumamız gerekiyor. Milli menfaatlerimizi korumanın yolu gidişatı iyi ve doğru okumaktan geçiyor. Dünyanın dört bir yanında soydaşlarımıza, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize gerçek manada sahip çıkmanın yolu da buradan geçiyor. Dünyada jeopolitik rekabetin yanı sıra krizlerin, çatışmaların da arttığını görmekteyiz. Kuzeyimizde ve güneyimizde savaşlar var. Ukrayna Savaşı neredeyse 3. yılda girdi. İsrail mezarı Gazze'de sadece uluslararası hukuku değil, tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam ediyor. Yaşananlar sadece Gazze'ye sınırlı değil. Batı Şeria'da da yerleştirici terörüyle Filistinli kardeşlerimizin toprakları gasp ediliyor. Biz Türkiye olarak mezarimin son bulması için her düzeyde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizi asla asla yalnız bırakmayacağız. Uluslararası alandaki bu gelişmeler elbette Balkanlar bölgesinin sınırlarını da zorlayacak. Somut olarak baktığımızda Bosna Hersek'teki ayrımcı söylemler ve Kosova Sırbistan gerginliği endişeleri artırmakta. Bu zorlu dönemde aktif bir dış politika izlemek, soğukkanlı davranmak ve ayrı gözetmeden bütün kesimleri kucaklamak gerekiyor. Böyle bir diplomasi yürütebilen tek bir ülke, tek bir lider var kardeşlerim. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan. Balkanlarda her ülkeyle kurduğumuz diyalog kanallarında her düzeydeki yoğun temas trafiğinde şunu görüyoruz. Türkiye güvenilen bir devlet. İstikrar, barış ve refah odağı olarak güvenilen bir devlet. Biz ilişkilerimizi karşılıklı güven temelinde yürütüyoruz. Her ülkeyle ikili işbirliğimizi en üst seviyelere çıkarmak için durmaksızın çaba harcıyoruz. Bugün bölge ülkelerinin birçoğuyla stratejik ortaklık tesis etmiş durumdayız. Öte yandan bölgesel çok taraflı platform ve girişimlere de öncülük etmekteyiz. Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreci, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşlar bu vizyonun birer parçası. Bu çok taraflı girişimler her şey bir yana çok kıymetli bir katkı sağlar. O da bölgesel sahiplerde kültürün gelişmesi. Türkiye'nin yaklaşımının diğer aktörlerden farklı işte tam da burada.
Oraya gelecek biz Balkanların Rumeli'nin bölge halklarının ortak çıkarlarını temel öncelik olarak kabul ediyoruz. Bölgemizde gelmeyi istemiyoruz. Sorun gördüğümüzde hemen devreye girerek ara buluculuk yapıyoruz. Balkanların kalbinde yer alan Bosna-Hersek bu bakımdan çok iyi bir örnektir. Bu ülkede istikrar, barış ve huzur tüm Balkanlar, tüm Avrupa için stratejik önem taşımakta. Bu nedenle ister ülke içi olsun, ister ülke dışı olsun, tüm kesimlere Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğüne hedef alan tek taraflı eylem ve söylemlerden kaçınma çaresi yapıyoruz. Sadece çağrı yapmakla kalmıyor, bütün sahada aktif bir tutumla destekliyoruz. Kosova Sırbistan gerginliğini yine büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Her iki ülkenin de güvenliği bir devlet olarak Belgrad Prizma sürecine tam destek vermekteyiz. Büyük bir mutlulukla söylemek isterim ki Ekim ayından bu yana üstlendiğimiz NATO Kosova Gücü Komutanlığımız sahada hemen çok büyük bir fark yarattı. Komutanımızın gerek Kosova, gerek Sırbistan makamlarıyla teslimli güven ilişkisi sayesinde huzur ve güvenlik çok şükür tesis edildi. Bu koşulların sürmesini ümit ediyoruz. Biz üzerimize düşen her katkıyı vermeye devam edeceğiz. Esasen Balkan devletleri olarak böyle davranmalıyız. Çünkü barış ve güvenlik olmayınca ne büyük acılar yaşadığımızı en iyi bizler biliyoruz. Bunun için kendi söküğümüzü yine kendimiz dikiyoruz. Dışarıdan dikte edilen, bu bölgenin gerçeklerine uygun olmayan politikaların sonuçları ortada. Bu politikalar sadece ve sadece çatışmalar ve krizler yarattı. Sanki daha dün tarafsız acılar, katliamlar yaşanmamış gibi bugün hala aynı sorunsuz politikalarda diretenler var. Biz her kesimin güvenine sahip bir bölge ülkesi olarak bu yanlışları dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Biz doğruları söyledikçe, doğru politikaları uyguladıkça bu defa Türkiye'yi bir rakip, hatta hasım gibi görenler ortaya çıkıyor. Batı Balkanlar gibi tarihten kopuk farazi kategoriler bu yüzden icat ediliyor. Böyle yöntemlerle Türkiye'yi Balkanlardan kopartabileceğini düşünenlere açık ve net bir mesajımız var. Bugün Balkanlarda 30 yıl önceki gibi acılar artık yaşanmıyorsa bu Türkiye sayesindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki güçlü Türkiye'nin bölgede izlediği barışçı ve yapıcı politikalar sayesindedir. Türkiye'yi hasım gibi görenlere şunu çok açık bir şekilde söylüyoruz. Sizin stratejik vizyonsuzluğunuzun vebalini bölge ülkeleri olarak artık biz çekmeyeceğiz. Türkiye olarak dostlarımızla işbirliği içinde bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun. Biz devlet olarak bütün önlemlerimizi alıp stratejimizi bu vizyon oluşturuyoruz. Değerli kardeşlerim, bu yolda sizlere de büyük sorumluluklar düşmekte. Sizler Balkanlardan korkmadığınız sürece, Rumeli'den korkmadığınız sürece hiçbir güç Türkiye'yi evlat Fatiha'dan bölgedeki kardeşlerimizden asla kopartamayacak. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Valimiz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere bu anlamlı durumda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor. Nazik davetiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Kırcaali'ye, Deli Orman'a, Rodoplar'a, Dobruca'ya, Batı Trakya'ya, Sancak'a, Kalkandere'ye, Mamuşa'ya, İşkodra'ya, tüm Balkanlara, Bursa'dan selamlarımızı gönderiyorum. Balkan Türkleri ve Müslümanları her nerede kabul eylesin, vatanımızın, devletimizin, milletimizin birliğini daim eylesin. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.